Sıradaki sorumuz hocam. Çok güzel soru. Oh yes. Kim sormuş? Diyor ki Erol Mert Yurdakul. Evet. İnsan bazen sinirleniyor. Sinirlendikten sonra da kendini sakinleştirmeye çalışıyor. Kendine diyor ki sakin ol, yanlış bir şey yapma, sakin ol, brüs diyor. Şimdi diyor ki sinirlenme olayı da beyinde gerçekleşiyor. Kendini kontrol etme çabası da beyinde gerçekleşiyor. Hocam beyin biraz psikopat mı? Yani kendini önce sinir ediyor, sonra kendini sakinleştirmeye çalışıyor. Nedir mesele hocam? Yani niye zamanında onu yapmıyor da öbürünü yapıp sonra pişman? Güzel. Güzel gözlem bu arada. Bu vesileyle tekrar anlatayım. Çok anlattığım şey. Beynimizde temelde iki tane sistem olduğunu düşünebiliriz. Bu iki sistem. Bu sistemden biri yukarıdan aşağı, öbürü aşağıdan yukarı çalışıyor. Ne demek istiyorum? Beynin işte üç katı var diye hep anlatırız. Bir yaşamsal, bu nefes aldıran, kalbi çarptıran bölüm. Bir duygusal, dürtüsel bölüm onun üstünde. Bir de bizim bilinçli algılayan ve hareketlerimizi kontrol eden en üst bölüm var. En üst bölüm bizim bilinçli tarafımız. Oradan bilinçli olarak aşağı doğru işleyen sisteme sistem 2 deniyor. Yaşamsal bölümden ya da duygusal, dürtüsel bölümden bilince doğru olana ise sistem 1 deniyor. Sistem 1, atavi olan, eski olan, dürtüsel, hızlı, düşünmeden yaptığımız davranışları yöneten bir kısım ve çok hızlı burası. Yani mesela sinirlendiğimizde, korktuğumuzda, işte karnımız acıktığında, bir tehlike hissettiğimizde vesaire hemen bu bölge aktive oluyor. Sistem 2 ise yukarıdan aşağı olanı, düşüneceğin, taşınacağın, değişkenleri değerlendireceğin, sonucunu hesaplayacaksın, geçmişine bakacaksın, bir karar vereceksin, göndereceksin, işte parça parça uygulayacaksın. Atıyorum işte mesela bir şey okuyoruz, onu alıp buraya not alıyoruz ve ağır ağır yaptığımız işler vardır ya, ya da şu anda ben mesela anlatırken bu konuyu sistem 2'yi kullanıyorum. Çünkü kafamdaki bilgileri toparlayıp işte belli bir senaryoyu kaçırmadan onun içinde kalarak lafları sırayla arka arkaya dizmeye çalışıyorum. Erol Bey'in verdiği örneğe bakarsak, ilk sinirlendiğimizde bizi sinirlendiren hadise muhtemelen yaşamsal bir sistemi tetikliyor ve o işte sistem 1'i aktive ediyor. Sistem 1 bir anda işte aşırı bir tepki veriyor. Bu aşırı tepki genellikle kızmak, sinirlenmek, bağırmak, çağırmak ya da şiddet uygulamak falana kadar gidebilir. Ama ondan sonra daha yavaş olan sistem 2 diyor ki ya işte öyle olmasaydı, böyle olsaydı, hatta şunu söyleseydim, işte nasıl diyelim, muhasebe yapıyor daha sonradan. Şimdi muhasebe yapmak bilinçli zihnin işlevi olduğu için hep yavaş ve arkadan geliyor. Şimdi biz bu meseleye zaten işte öfke kontrolü, duygu kontrolü falan filan diyoruz. Dürtüsel insanlar, öfke kontrolü zayıf insanlar hemen böyle işte bir nasırlarına basıldı mı diyelim. En ufak bir şey olduğunda carlayabiliyorlar. Hemen böyle ortalığı belveleye verebiliyorlar. Neurofeedback uygulamaları şununla bununla ne yapmaya çalışıyoruz? Bu insanların o kriz anlarında sistem 1'i aşırı biçimde devreye sokan nedenleri ön beyinlerinden yukarıdan aşağı doğru değerlendirme devrelerini ve frenleme devrelerini kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Yapılan bu. İster meditasyon, ister farkındalık, ister işte ibadet, ister neurofeedback, ne yaparsan yap. Eğer bu eğitimi yapmazsak, yani zihnimizi önceden bunu hazırlamazsak, ne olursa olsun her durumda sistem 1'in aktivitesi sistem 2'ye baskın gelecek. Çünkü çok hızlı ve çabuk harekete geçiyor. Bu yüzden onu engelleyebilmek zor. Bu neurofeedback uygulamaları, işte mindfulness uygulamaları, işte bilmem ne meditasyon uygulamaları falan, böyle bir gevşeyelim, böyle aman her şeyi salalım gitsin ya da işte böyle bir antidepresan etkisi bekliyor insanlar ondan, ama halbuki burada bahsettiğimiz şey o değil. Tamamen bunu kontrol edebilmek. Tabii hipnoz için de böyle mesela insan uyuma zanneder. Hipnoz da tam tersi. Aşırı bir dikkat durumudur mesela. Aşırı keskin dikkat halidir. Neurofeedback de, meditasyon da, farkındalık da tam tersine şu andaki duruma odaklanmayı sağlar. Mesela öfke kontrolünde en iyi taktiklerden biri şudur. Öfkelendiğiniz anda kendinizi dışarıdan gözlemleme alışkanlığı geliştirmek. Çok komik oluyor bir kere. İnsanın yani öfkeli ya da korkulu anda, sana uçakta yaptırmaya çalıştığım şeyi hatırlıyorsan. Şeyman uçakları çok sever. Evet, eski pilotlarımızdan kendisi. Çok. Kendini dışarıdan gördüğün anda sistem 2 devreye giriyor. Bak, sistem 1 o sırada bir reaksiyon veriyor ve sistem 1'i devreye sokmuş oluyorsun. Kendini dışarıdan izlerken nerede hata olduğunu daha rahat görüp o kontrol devresini daha iyi çalıştırmak için bir bahane bulmuş oluyorsun aslında. Evet. Özetle her insanın bunu geliştirmesi mümkün. Tekrar söylüyorum, insanın zorlayıcı her türlü pratik, sabır pratikleri. İşte atıyorum işte bir alışkanlığın sevdiğiniz bir şey varsa onu zorlu bir işin arkasına bir ödül olarak koymak ve onun sayesinde o işi bitirmek falan gibi. Evet, Misery filminde vardır mesela. Bu Michael Caine'in oynadığı yazar şeyi
bir tane sigara koyuyordu şey daktilonun yanına. Romanı yazıp bitirince o sigarayı yakıyordu sadece. Mesela onu bir ödül olarak koyuyordu sonuna. Her istediğiniz şeyi anında yapıyorsanız sistem bir köle yaşamaya başlıyorsunuz. Buna özgürlük derler. İnanmayınız çünkü daha önce çok konuştuk. Özgürlük dürtülerine rağmen seçim yapabilmektir. Dürtülerinin peşinden gidenler maalesef dürtülerine köle olurlar. Şükran Güngör'ün film repliğini tekrar anmak lazım. Tabiat bize her çağırdığında peşinden gidersek nerede kaldı bizim insanlarımız diyor idi. Güle Güle filminde Şükran Güngör'ün oynadığı karakter. Katılıyorum. Bence gayet güzel. Dolayısıyla bunlar hep gelişim için vesiledir. Erol Bey'e bu güzel içgörüsü evet. ve gözlemi için de teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler Erol Bey.